Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. İlâ âkhiri sûre. Sıdakallahu nazîm. Ve kâle nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem fî fâtihatil kitâbi şifâun min kulli dâin. Sadaka Resulullah ve netaka Habibullah. Allah Celle Celaluhu içtimamızı, toplantımızı hayırlara vesile eylesin. Amin. Biraz bekledim çünkü gelen arkadaşlar var diye. İşte bir Ramazan sonrası performansla ciddi manada düşüktü bu, değil mi Mehmet abi? Onun için hakkınızı helal edin. Yoksa saat 9'da mecbur başlıyoruz akşam namazından sebep. Evet. Geçen hafta sıkıntılara katlanmak, sıkıntılarla uğraşmakla alakalı meseleleri ele almıştık hatırlarsanız. Tabii şunun ifade edilmesi lazım arkadaşlar, abiler. İslam'la alakalı bir şeyler konuşuyoruz. Bu İslam'la alakalı konuştuğumuz meselelerin bir takım adabı vardır. Yani dinleme adabı, vaaz adabı. Normal herhangi bir meseleyi dinler gibi dinleyemeyiz. Patronunuzla konuşurken, size bir işi tarif ederken, isterse niyetiniz kötü olsun, isterseniz patronunuza af buyurun zemmederek o anlattıklarını dinleyin, isterseniz başka türlü bir şekilde bilgiyi alırsınız, yaşarsınız. Fakat bu İslami meselelerin dinlenilmesi, o meclisteki oturum, süreç, ondan sonra onun hayata yansıması ve o bir kez dinledikten sonraki diğer dinlemelerin nasıl olacağıyla alakalı tavrımız, şeklimiz, hepsi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından, hatta Allah tarafından beyan edilmiş. Dolayısıyla burada frekansı az buçuk kaçırdığınız zaman da ciddi manada eksiklik, noksanlık, istifade edememe durumu söz konusu olabiliyor. Onun için bu işin bir edebi vardır. O edebe de Allah Teala bize riayet noktasında başarılar versin. Şimdi Allah'ın ayeti hem bu meclisleri ifade eden hem de genel bir uyarı mahiyetinde, burada yaşadıklarımızı, konuştuklarımızı tatbik edemezsek, tatbik noktasında bir problem varsa, yani gelişigüzel dinlemek bir yerde zarar olmuş oluyor. Evet, bu meclislerden ayrılamayız. Burada amel edemesek de bu meclislerde varlık göstermek zorundayız. Fakat diğer taraftan da işin iki tarafı var. Diğer taraftan da öğrendiklerimizle alakalı bir amel sahasının artık oluşması lazım. Hep ifade ettiğim gibi mutfakta güzel yemek yapmayı biliyoruz. Fakat yemek yemeyi de güzel bileceğiz ki bu işte aramızda profesyonel abilerimiz var. Yani yemek yeme konusunda efendim problem yok. Fakat bunun üzerinde Allah Celle ayeti kerimesinde buyurur ki: "Ya eyyühellezine amenu atiyullaha ve rasulahu ve la tevellev anhu ve entum tesma'un." Şu ifade önemli. وَلَا تَكُونُوا olmayın كَلَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا işittik diyen kimseler. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini, beyanlarını işitiyorlar. Dinliyorlar ya, karşılarında peygamber var Aleyhisselatü Vesselam. Ama وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ halbuki işitmiyorlar. Şu anlamda yani vaaz, nasihat bizim hayatımızı şekillendirsin diye dinlemiyorlar. Gelişi güzel dinliyorlar. Aklederek, hayata etki etsin manasında değil. Allah muhafaza. Onun için bu uyarıyı başta yapma ihtiyacı hissediyorum. Burada varlık gösteriyoruz. Fakat burada gösterilen varlık da niyet çok mühim. Niyet elzem. Niyet sağlam olmazsa burada konuşulan ayetler, anlatılan hadis-i şerifler, aktarılan herhangi bir hikmet insanın hayatında müspet manada değil, bilakis menfi manada etki eder. Anlatabildim mi? Onun için niyet, ya Rabbi beni buradan boş gönderme, almam gerekenleri alabilmemi nasip et diye 45 dakika zaten başlattı hemen arkadaşlar. Zaten söylememize gerek yok. Bir an önce başlıyor zaten. Dönüyorum nasıl oluyorsa başlıyor orası, Allah'ın hikmeti. Kendiliğinden dönüyor gibi yani. Keramet. Evet. Onun için bu ayete kulak veriyoruz. Ve Allah Celle şunu ifade ediyor bu ayetin devamında. İnne şerred devabbi. Yeryüzündeki canlıların, debelenenlerin en şerlileri indallah, Allah katında. Es-summu, el-bukmu, ellezine la yaqilun.
sağır, dilsiz akletmeyen kimseler. Yani işittiklerini diliyle aktarmıyor. İşittiklerini vaaz-ı nasihat kabilinden dinlemiyor. Ve onlarla alakalı bir tefekkür süreci yok. Mahza dinliyor yani, onu anlatmaya çalışıyorum. Mahza dinlemek insana fayda sağlamaz. Kalbin toparlanması burada gerekiyor. Allah Celle ayetin devamında tabii bunu münafıklar diğer ehli kitapla alakalı buyururken bizi de kapsıyor belli bir yerde. Ve alimallahu fihim hayran le esma'hum. Allah bilse ki onlarda bu noktada bir hayır olacak, tavırları değişecek, zorla işittirir. Ama hani zorla işittirdikten sonra dahi وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَهُمْ مُعْرِضُونَ zorla işittirecek olsa dahi onlar istemezler. Israrla hayır istemez, ondan yüz çevirirler. Ebu Cehil gibi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ayağına kadar getirecek, birebir konuşmak, aynı kabileden olmak gibi bir şerefi bahşedecek, ondan Kur'an ayetleri duyacak, ondan mucizeleri duyacak. Allah ısrarla gönderiyor. Fakat o da ısrarla لَتَوَلَّوَهُمْ مُعْرِضُونَ sırt çevirip dönüp gidiyor. Şimdi burada Peygamber aleyhissalatü vesselam bizatihi bedeniyle gelmiyor buraya, fakat manevi olarak burada. Bizim aktardıklarımız kendi sözümüz değil netice itibariyle. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözüdür. Onun için tekrar söylüyorum. Niyetler şöyle: ya Rabbi, buradan en güzel şekilde istifadeye bizleri malik eyle. Amin. Kalp sağlam, niyet sağlam olsun. Çok net söylüyorum. Burada konuşulanlardan hiçbir şey aklınızda kalmasın. Allah Celle yine de hayatınıza bu meclislerle yön verir. Bir karakter oluşturmaya çalışıyoruz. Bir hayata dair nizam oluşturmaya çalışıyoruz. İslam ahlakı oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için de evvela vaaz-ı nasihat kulağı ehemdir, mühimdir. Allah Celle bu noktada bize muvaffakiyetler versin. Amin. Evet. Şimdi geçen hafta musibetlerden bahsettik. Ve bu noktadaki tavrımızın nasıl olması gerektiği ile alakalı. Geçen haftayı özetleyen bir hadisi şerifle meseleye giriş yapalım. Allah'ın Resulünün ifadesiyle ma yazalul bela'u bil mu'mini vel mu'minati fi nefsihi ve velidihi ve malihi hatta yelqa Allah Teala aleyhi ve malihi khatiye. Yani hayata dair şöyle bir düstur koymuştuk İslam üzerinden meseleleri değerlendiren insanlar olarak. Ekonomik manada sıkıntı çektiğiniz zaman da, ailesel, sosyal hayatta bir takım yanlışlarınız olduğu için toplumlarınızda problemler var, insanlara karşı küsme durumu var vesaire. Öyle bir insan olacaksınız ki bu ayetleri bildiğiniz zaman da, bu hadisleri bildiğiniz zaman da hiçbir şey Allah'la aranıza girmeyecek. Fakat Allah'a karşı eksik bilgi sahibi olursanız, insanlardan gördüğünüz en ufak bir olumsuz hareket dahi sizi hayattan soğutur. Ve ne biçim dünya, devamlı dünyayı kötülersiniz, devamlı insanları kötülersiniz. Yahu insanları devamlı kötülemeye ne gerek var, ajitasyona ne gerek var? Bu hayatın olmazsa olmazıdır. Ya bu insanlar ne biçim, ne kadar kaba, ne kadar sert, ne kadar olumsuz. Zaten bizim ülkemizin yarısı şöyle, zaten bizim ülkemizin yarısı böyle. Zaten dünya derken alavere, dalavereci, devamlı böyle genellemeci insanlar vardır. Hep olumsuz konuşurlar. Hep olumsuzluk propagandası yaparlar. Bunların hiçbir tanesine gerek yok. Her insanın, hatta olumsuzluğu bizim için rahmettir belli bir yerde. Kendisi için sıkıntı olabilir. Ona da dua ederiz. Fakat Efendimizin ifade ettiği şekliyle, مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ başınıza bir imtihan geliyor ya, bir sıkıntı geldi. Allah muhafaza, türlü türlü, her ne sıkıntı aklınıza geliyorsa, bir bela, fi nefsi kendinize geldi, çocuğunuza geldi, malınıza geldi. Ta ki böyle bir yaşam sürdünüz, başınızı imtihanlardan kaldıramadınız. Şöyle söyleriz biz bazen, ya bu da ne acayip adam, bir imtihanlardan kurtulamadı. Bu ifade de kısmen tehlikelidir. Şöyle dersek belki daha edebe riayet olmuş olur. Allah çok imtihan ediyor bu kulunu. Makamını çok yükseltmek istiyor. Ben de nazım geçtim arkadaşlara, günahın çok fazlaymış diyorum. Allah seni temizlemek için bayağı bir imtihan veriyor. Şimdi burada böyle bakarsak hayata dedik, ciddi manada olumsuzluklardan ders çıkartarak bizim mutluluğumuzu, mesutluğumuzu çok kimse etkileyemez. Hatta yelkallaha ta. Hatta ta ki bir adam düşünün, yaşadı sıkıntılar, meşakkatler, olumsuzluklar, öyle böyle Allah'ın huzuruna çıktı. Artık bu imtihanlar, Allah Resulü buyuruyor ki adamın hiçbir hatası kalmaz. Hiçbir hatası kalmaz. Niye? Çünkü hep o sıkıntılar onu o noktada ne yaptı? Götürdü. Men yuridillahu bihi hayran yusib minhu. Çok acayip bir hadistir bu, sayı hadis. Allah kimin hakkında hayrı murad ederse ona tabiri caizse sıkıntı verir. Anladın mı Resul Efendi? Allah kimin hakkında hayrı murad ederse sıkıntı verir. Allah Allah. Şu anlamda, her sıkıntı anlamında söylemiyoruz. O adam doğrusu olan bir adamdır. Allah o adamın belli başlı yanlışlarını görüyor. O yanlışları düzeltmesi için sıkıntı veriyor.
Yani o yanlışları düzeltmesi için ona daha müreffeh bir hayat vermez Allah Celle. Adam türlü türlü yanlışlara giriyor, hatalar yapıyor. Allah daha çok mal veriyor. Adamın malla zaten problemi var. Daha çok mal veriyorsa o azap olur. Ama sıkıntı verir, malı evinden alırsa uyanıklık vermeye başlar demektir. O ayrı bir konu. Şimdi burada bizim hayatımızı geçen hafta bunun özet olarak bunu aktarmış olduk. Böyle bir tutum var, davranış var dedik ve mümince bir tavırdan bahsediyoruz. O mümince bir tavır, işte inna lillahi ve inna ileyhi raciun ayeti üzerinden yola çıktık ama daha genel bir ifadeyle meseleyi ele alacak olursak bir müminin hayatında olmazsa olmaz olan, şükrü de onun altına sokacağım, bir kelime vardır, bir anlam vardır, bir mana vardır. O da elhamdülillah'tır. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinin, En'am suresinin, Kehf suresinin, Sebe suresinin başından ki elhamdülillah'ın haricinde elhamdülillah'la başlıyorsunuz. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ard. Başlayan Fatiha suresi hakeza. Başlayan surelerin dışında tam 23 tane Fatiha ile başlayan ayet-i kerime var. Mesela ve kâlul hamdülillâhillezî edhebe annel hazen. İşte enilhamdülillâhi rabbil âlemin gibi başka ayet-i kerimeler de var. Namazda biz şöyle düşünün. Namaz kılan bir adamın devamlı hamd ettiğini söylemiştik. Fatiha okuyorsunuz her rakette. 40 sefer değil mi? 40 sefer Fatiha'yı okumuş oluyorsunuz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin demiş oluyorsunuz. Hani müfessirlerin ifadesiyle başında kulu ifadesi var. Deyin ey müminler ne deyin? Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederiz deyin. Şimdi bu hamd etmek ifadesi, hamd etmek dediğimiz hadise hayatın olmazsa olmaz bir hakikatidir. İşte bizim buradaki problemimiz devreye giriyor. Bugün nasip olursa şu kısa vaktimizde bu noktaya az buçuk temas edip hayatımızdaki bu eksikliği gidermek ve bundan sonra daha hamd eden, her hareketinde Allah'a hamd eden bir kul olmak gibi bir gayeyi gütmüş olacağız. Şimdi burada yani şöyle düşünsenize, namaz kılıyorsunuz. Bakın hamd dediğimiz hadise. Allahu Ekber dediniz, başladınız. Sübhanekallahumme ve bihamdik dedin. Tamam mı? Bu arada Sübhaneke'nin manasını bilen var mı? Enteresan değil mi? Sübhanekallahumme ve bihamdik ve tebârek esmük ve teâlâ ceddük ve celle senâvuk. Cenazelerde ve la ilahe gayrük. Bunu herkes biliyordur. Ve la ilahe gayrû da. Sübhanekallahumme ve bihamdik ve tebârek esmük ve teâlâ ceddük. Bu dua mahza Allah'ı öven, sena ettiğimiz bir duadır. Sübhaneke. Ne demek Sübhaneke? Seni tesbih ediyoruz ya Rabbi. Seni tenzih ediyoruz. Allahümme ey Allah. Ve bihamdik. Ne demek? Hamdinle de seni tesbih ediyoruz demektir. Şimdi bakın. Sübhaneke ile başladı. Hamd Sübhaneke'de var mı o zaman? Var. Sonra Fatiha'ya başladık mı Süleyman abi? Başladık. Elhamdülillah Rabbil Alemin dedik. Devam ettik. Şimdi bu zamana kadar belki birçoğumuz böyle düşünmemiştir. Rükûya gittik. Sübhane Rabbiyel Aleyh, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Aleyh dedik. Kafamızı kaldırdık. Ne diyoruz? Semiallahu limen hamide. Hamidehu. Ne demek? Allah kendisine hamd edeni işitti. Yani hangi hamd o? Fatiha. Gördün mü? Bak yine hamd var. Sonra ne diyorsun? Rabbena ve lekel hamd diyorsun. Yine hamd ediyorsun. Aa, biz hamd ediyormuşuz hocam ya maşallah. Hiç bilgimiz yok ama hamd ediyoruz değil mi yani? Tefekkürsüz kılınan namaz işte düşünün. Halbuki devamlı bir hamd var burada. E sonra ne yapıyorsun? Efendim ayet okudun okumadın. E sonra işte Allahu Ekberler vesaire gittin. Sonra salli barik var. İnneke hamidun mecid. Yine orada bir hamd geçiyor. Bakıldığı zamanda. Yani ettehiyyatı okuyorsun. Allahuma salli Allahuma barik. Ve devamlı bir hamd var. Onun için namaz kılmayan bir adam çok net ifadeyle hamd etmiyor. Problem bu. Namazla hamd etmeyen bir adamın diğer hamdleri hep eksik kalıyor. Diğer hamdleri yani namaz kılmıyorsun, namaz yok, alnın secdeye gitmeyecek ama hamd ediyorsun. Nasıl bir hamd ki bu? Asıl hamdi terk ederek diğer yapmış olduğun hiçbir hamd onun yerine geçmiyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Şimdi bu hamdle alakalı meşhur rivayet var, onu sizinle mutlaka paylaşmak, okumak istiyorum onu. Şimdi bir sefer şunu da söylüyoruz. Her işe başlarken konuşmaya mı başlayacaksınız mesela? Elhamdülillah Rabbil Alemin diye başlayın. Kullu emrin zibalin la yubte fihi bilhamd akta. Yani
hamdeleyle başlamayan, bir başka rivayet, besmeleyle başlamayan her şey kesiktir, bereketsizdir. Konuşmalarınız bereketli olsun istiyor. Hocalar boşuna ne diye başlıyoruz şeye, sohbete? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyoruz. Bak yine hamd var. Hayatımızda hamd aslında var. Çok fazlasıyla var da tefekkürsüz bir yaşayışımız olduğu için bu noktada anlamıyoruz. Ama bir şey konuşmaya başlayacaksınız arkadaşlarınızla. Hocam bizim konuşmalarımız nasıl hamdle başlayalım yani? Küfür edeceğim şimdi, hamdle mi küfür edeyim? İşte onu etmemen için söylüyorum yani. Öyle bir konuşma sahibi olun ki her başlangıcında hamd edebilecek, besmele çekebilecek bir seviyede olsun. Kendisinden önce hamdin, besmelenin caiz olmadığı her konuşmadan uzak dur. Bak sana konuşmanın ayarını koydum. Kendisinden önce besmele, kendisinden önce hamdele yapamayacağın, hamdele salvele diyoruz. Ne demek salvele? Salavat. Hamdele salvele yapamayacağınız her konuşma boştur, ondan uzak dur. Oldu değil mi? Cümle oydu. Her konuşma boştur, ondan uzak dur. Şairlik olmasa da... Şair değilim abi, ne estağfurullah yani. Sen yine başladın abi, bize bir takım... Başlıyoruz Fatiha'ya. Bu hadisi gördükten sonra, duyduktan sonra insanın daha anlamlı bir hale geliyor. Yani anlamlı derken kendisi açısından, yoksa zaten anlamlı. Namaz kılıçlarındaki Fatiha'yı okuyuşları. Hep söylediğim gibi namaza başlarken, yani bakın ya namazı zorla kılarsınız, ya hiç kılmazsınız, hiç kılmamaktan bahsetmiyorum. Ya da zorla, üşengeçlikle kılarsınız. Yani böyle bir an evvel kurtulayım mantığıyla kılarsınız ki zaten bir an evvel kurtulayım da bitsin mantığıyla kılınan namaz da belki farziyet kalkar ama insanın hayatına şekil veremez. İnsan hayatını şekillendirmek istiyorsa, ki özetle günahlardan arınmak istiyorsa, o günahtan arınma onda olsun istiyorsa o namaza özen göstermesi gerekiyor. Sabredecek. Efendimizin bir hadisi var. Çok net manada bize yol gösterir. Kendimizin cüz'i iradesi dediğimiz, cüz'i irademizle yapacağımız uygulama neticesinde Allah neler yaratıyor. وَمَنْ يَتَصَبَّرْهُ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ. Acayip bir hadistir bu. Kim sabırlı olmaya gayret ederse, bak hadisin ifadesi bu. Kim bir şey yapmaya gayret ederse Allah ona sabrı verir diyor. Demek ki evvela bir gayret olacak. Namazla alakalı. Sünnetler, farzlar. Şimdi bizim hayatımızda şöyle bir şey bekliyoruz. Hocam dua edin kalbime iştah gelsin. Ya mübarek, tamam dua edelim de öyle bir şey değil bu. Yani namaz kılmak için senin kalbine iştah gelecek, hadi bekliyoruz. Ha geldi hocam, kılalım. O iştahı bırakırsan bunu, bir gün kılarsın, 10 gün kılmazsın. Çok net söylüyorum. Şeytan o kalbe türlü türlü vesvese getirecek, edecek ki zaten biz şeytandan sığınmıyoruz. Mesela soruyorum, günde kaç sefer eûzü besmele çekiyoruz? Eûzü bi rabbike min hemezâti şeyâtîn. Eûzü bi rabbike en yahzurûn. Bunları söylüyoruz. Net söylüyorum ya, kaç sefer? Kur'an-ı Kerim okumuyoruz ki zaten. Yani şunu net bakın, şöyle düşünün bir. Gerçekten şu hayat içerisinde, bak kıracağım masayı en sonunda, çok sinirleniyorum ben. Şu hayat içerisinde kaç sefer eûzü istiâzeyi gerçekleştiriyoruz? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Ya hocam neyle ben konuşmalarıma eûzü ile başlamıyorum. Zaten namazlarında problem. Zaten Kur'an okumuyorum, ben ne zaman besmele çekeceğim? Evet bak, şeytandan sığınmıyoruz ki yani, şeytan her hareketimize ortak olacak. Adam uyanık, bir şeyden bizi erteleyemezse yaptığımız işe ortak olmaya çalışıyor. Çok iyi bir tüccardır şeytan. Uyanık tüccarlar vardır. Kendisi parası yoktur. Bir şey yapamaz ama o işe girebilecek potansiyelde kabiliyeti bir adamı tespit eder. Onun üzerinden o işe girer. Az buçuk sermayeyle girer, kendi işiymiş gibi de pazarlar onu. Şeytan böyle bir alaka sahip. En üst düzey profesyonel tüccardır şeytan. En üst düzey profesyonel ahlaksızdır, arsızdır, namussuzdur. Şu dünyada bütün arsızlıkları, namussuzlukları, iffetsizlikleri, hayasızlıkları var edenlerin üstadıdır. Hepsinin akıl vericisidir. Derler ya şeytanın pabucunu dama attı. Hadi canım, şeytan o aklı verdi de o kabiliyette oldu. Yoksa kim şeytanın pabucunu efendim dama atabilir? Kim bu noktada şeytanı geçebilir? Tekrar söylüyorum, hep söylediğim gibi. Karşımızda uyanık, son derece azimli, bakın azimli, gayretli, ne yaptığını bilen bir vatandaş var. Yani vatandaş kelimesini şöyle söylüyorum. Hakikaten bu kadar uyanık ve şu ayet benim çok dikkatimi çekiyor. Hakikaten cüz-i irade ile alakalı. Hep okuduğum ayet-i kerimeler var ya, şeytanın Allah karşısındaki tavrı var. İşte قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِي لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَغْوِيَنَّ مَجْمَعِينَ Sapıttıracağım diyor onların tamamını. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ Bak o da biliyor. Bak hakikati şeytan kadar bilen de azdır. Tamamını sapıttıracağım diyor ama istisnai koşuyor. Azı müstesna diyor. Azını biliyor ki Allah tarafından az da olsa وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ O şükredenler,
veya Allah'ın istediği şekilde olanlar hep azdır. Şeytan bunu biliyor. Muhlas kulları müstesna hepsini azdıracağım diyor. Allah Celle de şöyle devam ediyor ayet-i kerimede. Kale hâze sıratun aleyye müstakim. İşte bu ihlas yolu, bu yol dosdoğru olan yoldur. Ve devam ediyor Allah Celle. İnne ibadî, benim kullarım, leyse leke aleyhim sultanun, senin onların üzerinde bir güç yoktur ey şeytan. Ancak illa men ittebaake, ancak tabi olanlar, minel gavin, azgınlıkta tabi olanlar müstesna diyor Emre abi. Allah şunu söylüyor, sana tabi olacaklar, kendi cüz iradeleriyle tabi olacaklar. Anladınız mı? Daha önce söylediğim gibi şeytanın etkisi, tesiri sadece süslü göstermektir. Tabi olmak, burada bir zorlama yoktur. Biz kendi cüz irademize tabi oluruz. Bak buraya cüz iradenizle geldiniz. Dileseydiniz gelmezdiniz. Yoldan bir namahrem geçerken şöyle düşünün. Ona bakıp bakmama konusunda şeytan sizi zorla kafanızı çevirip baktırmaz. Her şeyi de şeytana suç atmayın yani. Tamam mı? O kadar da değil. Fıkrayı biliyorsunuz. Her katta adam yanlış yapmış. Hepsini şeytana atmış. Şeytan yoluna çıkmış. Kardeşim yeter demiş ya. Sen kendin yaptın. Benim bir suçum yok. Şimdi öyle yani. Şeytan zorla kafanı çevirmez. Sadece şunu söyler şeytan. Bak bak. Bak bak. Şu gelen var ya, bir daha göremezsin böylesini ha. Bunu söyleyecek. Herkese göre de konuşması farklıdır yani. Kimine der ki bak bak evlenecek kız geliyor. Kimine der ki işte Müslüman, ya öyle bir uyanık gidiyorum. Müslümanca da yaklaşıyor. Hiç kim, yani acayip bir şey ya. Acayip bir varlıktan bahsediyor. Yani en kötü şekilde de yaklaşır. En Müslümanlık şekliyle de yaklaşır yani. Bir görsen ki cübbe şalvar sarık giymiş, şeytan öyle karşına çıkar yani. Öyle bir varlıktan bahsediyoruz. Kimine der ki bak evlenecek kız geliyor. Bak var kaçırma mutlaka. Tabii. Kimine der ki daha kötü fıtrata göre. Kimine işte Allah muhafaza zina yaptıracak şekilde teşvikte bulunur. Buradaki senin tavrın ne? Bu tavır önemli. Şeytan vazifesini yapacak. Sen cüz-i iradenle dayanamayıp bakarsan geçmiş olsun. Cüz-i iradenle dayanamayıp bakmazsan, kafanı çevirirsen bak şeytana tabi olmadın. Tabiiyet sende bir şey yani. Seninle alakalı bir şey. Şeytan sadece bak diyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Sadece bak diyor. Bak. Ve insan, Müslüman adam şunu bilir. Ona bakacak. Vicdani noktada sıkıntı olacak. Allah muhafaza zina ediyorsa vicdani anlamda huzursuzluk olacak. Bunların hepsini bile bile yanlış yapmak dediğimiz hadis. Zaten bizim problemimiz bile bile yanlışlardır. Bile bile yanlışlar. Bile bile hatalar. Yani onun üzerine oynama yapıyoruz şu anda. Şimdi Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ile başlayacağınız cümleler çok olsun. Şunu söyleyecektim. Konu nereden nereye geldi? Daha önce ifade ettim. Dua ederken de mutlaka hamdele, besmele ile başlamak lazım. Yani dua açtığınız elleriniz elhamdülillahi rabbunu ezberleyin de, bunu ezberinizde de zaten bu. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala ahlihi ve sahabi ecmain. Din, ondan sonra isteyin. Yoksa ya Rabbi hemen, daha besmele yok, şeytandan sığınma yok. Yani dua ederken şeytandan sığınmanın da şöyle bir ayrıcalığı var. Şeytanın duanıza karışmasına engel olursunuz. Yoksa şeytan orada yine size paye verir. Diyoruz ya, şeytan adama öyle bir dua ettirir ki valla 3 gün boyunca dua ettirir ama şerri istedir adama. İste babam, iste de babamın şer istiyorsun. Arkadaşlar yine uyarıyorum. Futbol takımının başarısı için inşallah da denmez, dua da edilmez. Veya haram olan herhangi bir işle alakalı bir şey yaparken dua edilmez. İnşallah denmez. Ne bileyim ya Rabbi ne olursun denmez. Adam zorla şerriniz. Ya Rabbi ne olur zorla belamı ver demektir bu yani. Futbol takımı kazandığı zaman da misal olarak söylüyorum. En ortada gözüken bir şey olduğu için söylüyorum. Yani ne tam böyle haram gibi gözüküyor insanların gözünde, ne de kimse sevap hocam futbol demez ya, her gol atınca sevap yazılıyor. Kimse demez. Ama her gol atınca da günah yazılıyor da demez. Ortada bir şey. Ama en ortada misal olması açısından önemli. Allah'tan bir şeyler isterken çok böyle ince noktalarda, ince şekilde istemek lazım. Yoksa edebe zıt bir iş yaptığınız zaman da edepsizlikten adam hüküm yer yani. Bugün mahkemede dahi hakime karşı, geçen haberlerde vardı, af buyurun, adam tecavüz etmiş. Allah muhafaza buyursun, her türlü pisliği yapmış, iyi hal indirimi alıyor. Nasıl? Ceket, kravat giymiş, bilmem ne demiş. Mahkemede efendim demiş, canım buyurun efendim demiş, hürmet gösterdiği hakime indirim alıyor ya. Edebe riayet etmek yani, insanın nefsinin hoşuna gidiyor çünkü. Allah'la alakalı konuşuyoruz biz. Şimdi bu Fatiha'yı okurken daha şuurlu bir namaz kılmamıza vesile olacak. Bana etki ettiği için okuyorum bunu. Efendim, kâle Allahu Teala, kutsi hadistir bu. Allah efendim böyle buyuruyor. Kutsi hadisi biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen fakat Allah'ın sözü. Kasemtu salate ve kassemtu salate beyni ve beyni abdi nisfeyn. Namazı ki
Burada tabii bir takım fıkhi ihtilaflar var. Oraları geçiyorum. Yani Fatiha'yı kulumla kendim aramda ikiye ayırdım. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ Kulum için istediği vardır. فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ Kul şöyle dediği zaman da Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hani boşuna demiyoruz namaz Allah'la konuşmaktır diye. Bizzat Allah'la bir konuşmak ama haşa Allah'ın konuşması bizimki gibi değil yani. Bunu bilerek zaten bunu konuşuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediği zaman da kul قال الله تعالى Allah şöyle buyurur. Bu Allah'ın ifadesi. Bu Müslim rivayetidir. Sahih rivayet bunlar. Hamideni abdi kulum bana hamd etti. Kulum bana hamd etti. Ve izâ kâle er-Rahmânir-Rahîm diyorsunuz. Ne demek? Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah içindir dediniz. Şimdi ulemadan şunu söyleyen de var mesela. Bize soruyoruz ya abi. Nasılsın? Elhamdülillah. Orada Rabbil Alemin'i de eklemek lazım diyenler var. Rabbil Alemin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Alemlerin terbiye edicisi. Her şeyi tedricen terbiye eden, bu yavaş yavaş düzenleyen, bütün alemde her şeyin bir terbiyesi vardır. Yani terbiyesizlik gibi gözüken şey de bir hayvanın içerisinde yaşayacağı hareketler, sınırlar, her şey bir terbiyeye göre Allah tarafından dizayn edilmiştir. Nizam üzere sokulmuştur. Burası uzardı gider. Çok dağıtmak istemiyorum yoksa mesela uzuyor. Er-Rahmanir-Rahim dediğin zaman da kul namazda. Normal hariçte de bunu konuşabiliriz. Fatiha biliyorsunuz şeyin sohbetin başında okuduğum Fatiha. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Fatiha'da her bir sıkıntı için şifa vardır. Yani biz hatta Efendimiz Hazretlerimizin tavsiyesiyle sıkıldığınızda, bunaldığınızda, içiniz daraldığında, bir takım böyle zorlu süreçlere girdiğinizde maddi manevi 41 Fatiha okuyup üfleyin denir. 41 Fatiha. Tamam mı? Kaçmış? 32? 41 Fatiha. Onun haricinde de Fatiha suresi boşuna efendim okunan, boşuna haşa telaffuz ettiğimiz bir sure değil yani. Gerçekten çok ciddi, işte bu hikmetleri olan bir sure. Onun için bütün Fatiha'da hepsinde şifa vardır. Hatta İbn Abbas radıyallahu anh öyle bu. اِذَا اَتَلَلْتَ اُشْتَكَيْتَ Aleyke bir esas. Bir hastalandığın zaman da, bir şeyden şikayet ettiğin zaman da esas diye tarif ediyor onu. Kim? İbn Abbas radıyallahu anh. Esas ne demek? Fatiha suresine yapış demek. Aleyke bir esas. Fatiha yapış. Oku Fatiha oku. Hani dedi hocam ne okuyacağız? Ne yapmamız lazım? Fatiha oku işte. Fatiha, 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 elhamdülillah. Ama manasını düşünerek oku. Namaz kılıyorsunuz şimdi. Namazda da Allah'la konuşuyorsunuz. Allahu Ekber dediniz. Ne demek Allahu Ekber? Allah en büyük dediniz. Ve şunu ifade ettiniz. Kılacak olmuş olduğum namazı benden isteyen Rab, Allah en büyüktür. Ondan başka büyük yoktur. Şimdi burada bir edep daha var. Şu ifadeyi kullanmamak lazım. Bu tevil götüren bir ifadedir. Atıyorum. En büyük falanca en büyüktür, filanca en büyüktür. En büyük ifadesini edeben kullanmamak lazım. Yani haramdır %100 diye ama edeben. Çünkü özellikle Allahu Ekber ifadesini kullandığımız için. Allah en büyüktür dediğiniz anda namaza şunu söylemiş oluyorsunuz. Bu namazın sahibi en büyüktür ve onu ikrar ederek namaza girdiğiniz için bütün her şeyden soyutlanmanız lazım. En büyükle şu anda konuşuyorsunuz çünkü. Aklınız başka bir yerde olmasın. Yani size mal verecek, mülk verecek, makam verecek, her türlü yaratıcı efendim zat olan kişiyle Allah'la konuşurken aklınız başka bir yerde olursa bu bir edepsizliktir. Kalbi toplamak gerekir. Kalbi toplamak için de hayatı ona göre yaşamak gerekir. Onu aktarmaya çalışıyorum. Yani her türlü pisliği yaparak namaza başlayamazsınız. Bakın bu çok nettir. Her türlü yanlışa bulaşarak, her türlü haramı işleyerek namazı Allahu Ekber derken kalbinizi toplayamazsınız. Ama daha önce ifade ettiğim gibi eğer siz bir gün son derece dikkat ederseniz, helale harama yani haram noktasında bakışlarınıza dikkat ederseniz, konuşmalarınıza gıybetten uzak durursanız, mala yaniden uzak kalırsanız vesaire yanlış olarak adlandırılan şeylerden o zaman namaza duruşlarınız çok daha farklı olacak. Ve vallahi de billahi de Allah'ın taahhüdüdür sizi namaza Allah kaldıracak. Şimdi alarmlara ihtiyaç, alarm ihtiyaç duyuyorsun. Alarm 10 tane alarm kuruyorsun. Uyanamıyorum diyorsun. Ya uyanamazsın tabii ki. Bu manevi bir şey değil ki. Manevi bir şey değil ki. Bunun bazen oluyor ki alarm bir tane çalıyor uyanıyorsun. Bazen oluyor 20 tane çalıyor uyanmıyorsun. Ve uykun çok ağır falan. Geç bunlar. Uykun ağırlığıyla alakalı bir durum değil bu. Öyle o öyle gözüküyor değil. Yahu gün boyu yanlış,
gün boyu hata, ona bak, şuna bak, her geçen o fıstık de, şuna şunu söyle, buna bunu söyle. Ya kardeşim, her şeyle alakalı konuştuğun zaman da Allah senin huzuruna bu kadar, yani siz söyleyin, Allah için söyleyin, siz ziyarete gelecek bir adamı, adam akşama kadar efendim çalışmış, çabalamış, üstü başı leş gibi olmuş, o biçim ter kokan bir adamı huzurunuza ister mi, eve sokar mısın ya? Çorapları kirli, oyu kirli, bunu söylesene Abdullah abi. Sokar mı? Sokmazsın. Bu bedeni bir kirden bahsediyorum. Manevi bir kir, her türlü mıknatıs gibi nerede bir haram varsa sana bulaşmış. Allah'ın huzuru. Ama ben temizlenmek için çıkıyorum. Amenna. O zaman dikkat et kardeşim. Bir periz yap bakalım. Ne adamlar var, evlenmeden önce periz yapıyorlar. Efendim yani ona göre vücudunu, namazda böyledir. Öncesinde bir şey. En azından şunu yapın bak, bir yol gösterme adı. Öğle namazı mı kılacaksınız? Diyelim şöyle yapmayın yani. Hadi arkadaşlar namazı kılalım ama ben kurtul. Değil. Bir dakika, benim bir yanlışım var. Bir 5 dakika şöyle kenara çekil. 5 dakika Emre abi ya. Bakıştık, estağfurullah demeni bekliyor muyum? Şöyle bir kenara çekil. Bir tane 99'luk tesbihiniz olsun. Oturun şöyle kenarda köşede. Estağfurullah. Gözlerin ama böyle. Estağfurullah. Estağfurullah. Öyle değil yani, onu şöyle çık falan. Estağfurullah falan. Bir oraya laf atıyor buna. Oğlum ne diyorsun sen? Estağfurullah derken araya soktuğun o konuşmalar Haluk abi bütün hepsini aldı götürdü. Buradaki estağfurullah çekerken asıl maksat ne Süleyman abi? Kalbi yoğunlaştırmaktır. Rabıta biz onun için yaparız. Yani yoğunlaşmak, zihnin bir şeye yoğunlaşabilir. Feyiz böyle oluşur. Yoksa çok estağfurullah çekmekle, çok hamd etmekle değil. Kalbi toplamak gerekiyor. Kalp dağınık. Kalbi dağınık olanın Efendi Hazretlerimizin ifadesiyle kalbi dağınık olanın her işi dağınıktır. Paramparçadır. Hasadın ibadet anlamında bunu söylüyoruz yani. İbadetler darma dumandır. Ne kıldığını, bugün sabah kıldın mı onu düşünürüz. Sabah kıldın mı kılmadın mı? Ya bunu düşünecek haldeysen kalp dağınık demektir yani. Öğleni kimle kılmıştık? Hocam senle mi kılmıştık falan? O oldu, ben not alıyorum. Bugün işte şunda kıldın. Ne bileyim, sen bil kendin. Benle mi kıldın, onunla mı kıldın? Şunu bakın, kendim de yapmaya çalışacağım. Bundan sonra siz de yapmaya çalışın. Özel söylüyorum, yanlışlarımız, hatalarımız var. Namaz, mesela öğle namazı vakti girdi. Diyelim yatsı namazını şimdi kaytaracak olanlar vardır. Misal, özet olarak söylüyorum. Burada kimse yok Allah'ın izniyle. Herkes namaz kılıyor burada, hiç şüphe yok. Ama diyelim şimdi nefis şöyle diyecek. Ya yatsı namazını burada kılmayalım cemaatle, kaçalım. Evde tek başımıza kalırız. Hikaye. Evde tek başına sana namaz kıldıracak ama nasıl kıldıracak biliyor musun? Kendi istediği gibi kıldıracak. Problem o. Sana namazına engel olmayacak ama kendi istediği gibi kıldıracak. Allahu Ekber dedikten sonraki süreci hatırlamayacaksın. En son Esselamu Aleyküm diyeceksin ama bitmiş diyeceksin. Böyle kıldıracak sana. Şu efendim Fatiha'yı okurken tefekkür üzere, bakın şimdi mana, onu bitirmeyeceğim yani, onu anlatacağım mutlaka. Fatiha'yı okurken o efendim feyiz halinin gelebilmesi için o konuşmayı düşünmek gerekiyor. Onun için kenara çekileceğiz. Nerede olursanız olun 5 dakika şöyle bir istiğfar edin. 99 tesbih alın. İstiğfar edin. Ondan sonra bir kenara çekin. Gözlerinizi bir kapatın. Yani muhtemelen sizi gören diyecek ki hayırdır, bir hüznüm mü var diyecek. Sıkıntım mı var diyecek. Niye? Çünkü hiç hayatta böyle kenara çekilip gözleri kapatıp böyle telefonu eline almadan durmak hakikaten zor bir hadisedir yani. Bugün yapın bakalım ne kadar yapabilirsin. İnsan şöyle yapacak şimdi. Telefonumu da verdim. Çok kaliteli olduğu için çanları korkusuyla efendim arkadaşa verdim. Şey, telefon böyle duracak ya yanınızda diyelim. Bu telefon şöyle yapacaksınız ya. 5 dakika dedik ya. Şimdi bunlar yaşadığımız hadiseler. Rabıta yaparken dakikayı kuruyorsun ya Aliz abi. Diyelim kuruyorsun, kaç dakika oldu? Bakın 5 dakika var. Bir dakika kaldı, 3 dakika var. 2 dakika var. O böyle hesap ederek gidiyorsun yani. 1 dakika var. 50 saniye kaldı falan filan. Bitti ya, elhamdülillah. Ya da uykuya kalacağız yani. Tak bir uyandın, 20 dakika olmuş. Şimdi bunlar arkadaşlar yaşanılan kalbi problemler. Bunları aktarıyoruz hayatın içerisinden. Hayatın dışından misaller vermiyoruz yani. Heh. Bak şu an çok can alıcı bir nokta üzerindeyiz. Burada mısınız? Allah razı olsun. Şimdi 5 dakika, 3 dakika olsun istersiniz. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Efendim devamlı ya Rabbi namaz kılacağım, huzuruna çıkacağım. Böyle bir şeyi bana ikram ettin. Bugüne kadar işlediğim günahlardan affımı istiyorum. Ya Rabbi beni affet, ne olur bu namazı hakkıyla kılabilmeyi nasip et diye bak, yalvar Allah'a böyle. Bak göreceksin, bir farklılık olacak. Ama yani böyle konuşurken Ahmet abi ne haber? Ulan ne adamsın ya falan. Allahu Ekber. Bu olmaz. Bu hatadır. Bu Allah'ı haşa önemsememektir. Bak çok net söylüyorum ha. Önemsememektir. Onun için istiğfarda bulunacağız. Efendim namaza başladık şimdi. Fatiha'yı okuyoruz.
Bak şimdi Errahmanirrahim'e kadar geldik. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedik. Allah buyurdu ki Hamideni Abdi, kulum bana hamd etti dedi, buyurdu. Yani şu demek, Allah beni anıyor ya. Kulum dediği benim yani. Namaz kılan kimse yani. Bu ne büyük bir şereftir. Namaz kılmayanlar bu şereften mahrumdur. Allah'a sığınırız. Veya Fatiha'yı nasıl okuduğunu bilmeyenler var. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken onu hatırlamayanlar var. Eğer konuşuyor gibi Allah'la manayı bir sefer bileceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin manasını söyledik. Errahmanirrahim. Efendim o alemlerin Rabbi olan Rahmandır, Rahim'dir. Bunun manasını ayrıyetten konuşuruz. Hem Errahman hem Errahim. Rahmet sıfatına vurgu var. Maliki yevmiddin. Din gününün, ceza gününün sahibidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. İhtina sıratal müstakim. Bizi dosdoğru olan yola ulaştır. O yol hani az önce okuduğum var. Kâle hâzâ sıratun aleyye müstakim. Allah öyle buyurdu. Müstakim olan yol budur diye. Ha canım, oğlum sen. Ha. Baban nerede senin? Ha? Burada. Sen konuşmak mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Müsaaden var mı? Bir az kaldı zaten vaktimiz. Efendim Malkoç hemen çevirdi şeyi. Bir dakika dahi kazanamadık oradan. Şimdi Errahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtina sıratal. Bak daha önce ifade ettim. Duayı okurken anlamı düşünün. Ya Rabbi beni dosdoğru olan yola ulaştır. Hani diyoruz ya devamlı. İmanda sebat istiyoruz ya. İmanda sebat için en etkili aracı vasıta nedir dersek cevap olarak İbrahim Bey ne söyleriz? Namaz. Bu da Fatiha ile başlıyor. Hamd şükür sebebidir. Fatiha'da geçiyor. Allah'a övmek, metuh senada bulunmak. Bak namazın o Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin olan kısmı Allah'ı hamd ederek geçiyor. Allah'ı efendim hamdü sena ederek geçiyor, överek geçiyor. Sonra İyyâke na'budu derken mesele duaya çevriliyor. Allah hani Fatiha'yı ikiye ayırdım buyurdu ya başta. Birincisi İyyâke na'budu'ya kadar olan kısım. Allah'ı övüyoruz. İyyâke na'budu derken bir anda konuşmaya çevriliyor anlam. İyyâke na'budu ancak sana ibadet eder diyerek devam ediyor. Duaya dönüyoruz. Baş taraf dua olarak değil yani. Şimdi devam ediyoruz. Sıratal lezîne enemte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim minallâh. Ne Hristiyanların, ne Yahudilerin, ne diğerlerinin, sapıtmışların yoluna değil ya Rabbi diye bir adam namazlarını böyle kılsa Allah o adamı imandan ayırmaz. Vallahi bu çok nettir. Yahu Allah Teala kendine bu kadar yalvaran bir adamı, her namazını şuurla eda eden bir adamı siz söyleyin yolundan ayırır mı? Ayırmaz. Ama şeytan o namazı sana kıldırmamak için uğraşır. O şekilde ancak ayırır. Buna fırsat vermeyelim. Bu meclise Allah bizi getirdiyse bir şeyleri duyurmak istiyordur. O şeyleri duyurmuştur. O artık onun ameli Allah bize kuvvetini de verir. Allah'ım versin. Devamlı isteyelim ya Rabbi. Bu konuştuklarımızı sahaya dökebilmeyi bize nasip eyle. Amin. Amelini bize nasip et. Amin. Bir şeyleri öğrenip de yaşamamak gibi o musibete, o belaya, o kalp hastalığına düşmekten bizi muhafaza eyle. Amin. Errahmanirrahim dediği zaman da kul. Kale Allahu Teala. Allah şöyle buyurur. Esna aleyye abdi. Kulum bana efendim beni övdü. Beni met etti anlamında. Errahman, Errahim diyerek. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi dediğiniz zaman da bunlar sayı hadistir. Meccedeni abdi hakeza yine beni büyükledi. Bana tazimde bulundu demektir. Efendim din gününün sahibi diyorsunuz. Maliki yevmiddin. Ve izâ kâle iyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Duaya döndük. İyâke na'budu ve iyâke nesta'in ne demek dedi? Ya Rabbi ancak sana ibadet ederim. Normalde şöyle gelmesi lazım. Yani Arapça kaidesine göre na'budu iyâke gelmesi lazım. Sana ibadet ederiz. İbadet ediyoruz sana. Sana derken öne çıkarmış oluyoruz. Ancak sana ibadet ederiz ya Rabbi. Ne paraya taparız, ne para için seni terk ederiz demektir. Bu demektir yani. Ne para için, mal mülk için namazımızı bırakırız ya Rabbi demektir. Her şey bir yana sen bambaşkasın ya Rabbi. Bütün hayatımı sen çevirirsin. İnna lillah. Biz seniniz ya Rabbi. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillah. Namazım, orucum, bütün ibadet, her şey Allah içindir. Her şey ya Rabbi sendendir. Şu nefes alışlardan, şu yutkunuşlara, şu yürüyüşlerden, şu oturuşlara. Her hareketimizin sahibi sensin. Dilersen bu noktada bizi kesersin. Dilersen şurada konuşan adamın diline bir efendim operasyon çekersin. Ya Rabbi bu adam bırak konuşmayı. Bundan sonra efendim yaşamaktan zorluk çeker. Her şeye gücü yeten sensin ya Rabbi. Şimdi Allah'la alakalı bunları konuştuktan sonra namaz kılmak daha keyifli bir hale geliyor. Allah'ı tanımaya başladıkça Allah da o feyzi veriyor. Bu sefer kimin huzurunda olduğunu daha farkında oluyorsun değil mi? Hani hep söylediğim gibi yani. Bir adamın huzuruna çıkmadan önce Aziz abi geldi desek hocam bu adam var ya
Enteresan bir adam. Bu adam şöyle, bu adam böyle, ulan kimin huzuruna çıkıyoruz falan filan. Adamın huzuruna çıktığımızda daha dikkatli oluruz. Şimdi İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn dediği zaman da kul kâle hâzâ beynî ve beyne abdî, bu benimle kulum arasında olan bir konudur. Rabbimiz öyle buyuruyor. Ve li abdî mâ es'el. Kulucun istediği vardır. Yani Allah şöyle buyuruyor. Bunu halisane bir niyetle isterseniz duanız kabuldür. Yani namazın adabına riayet ederek isterseniz bu duayı asla geri çevirmem demektir. Ama mesele şu, eğer namaz kılıyor olduğumuz halde bazen kılamayacak duruma geliyorsak, bazen namazları kaçırıyorsak, bazen o zaman namazın kalitesinde problem var demektir. Namazın kalitesinde problem var demektir. Problem. O kaliteyi iyi yaparsak o zaman o bizi koruyacak, o garantidir yani. Onun vaadi kesin. Ama bizimle alakalı problem, kalite problemi. İbadetlerimizin kalitesi çok düşük. Çin malı. Çin malı bile değil yani. Şu sokakta üretilmiş bir mal. Bizim efendim o üretim kaliteli olursa alıcısı konumunda, hani Allah kabul edicisi konumunda olan Allah karşılığını kat kat verir. Bugün de öyledir değil mi? Sen ne kadar pahalı mal yaparsan yap. Eğer malı kaliteli yaparsan öyle adamlar vardır ki alırlar, kardeşim sen yaptıysan bitti. Ne kadar istiyorsun? 10 bin, ben sana 15 bin veriyorum. Sen bu işi öyle bir hakkını vererek yapıyorsun ki Allah ne 15 bini, ne 20 bini, ne 30 bini, ne 40 bini, ne hesap, kitap orada yok yani Allah'la alakalı. وَاِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Amin. Bunda قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ şeklinde yine Allah'ın aynı ifadesi var. Yine bu kulumla benim aramdadır. Kula istediği vardır diye Allah efendim bizatihi Müslim rivayetinde Efendimiz kutsi hadis olarak bunu böyle aktarıyor. Daha efendim temas edeceğimiz konu var ama burada bitiriyorum. Şimdi burada arkadaşlar, abiler, en önemli nokta Fatiha suresini bundan sonraki hayatınızda namaz kılarken, okurken Allah'la konuştuğunuzu, Allah'ın bizatihi her kelimenizin karşılığında bir beyanda bulunduğunu bilirseniz daha şuurlu, daha yavaş yavaş, daha ben mesela o İyyâke na'budu kısmında daha böyle bir insan şey oluyor. Yani konuşmaya başlıyorsun Allah'la direkt. Ondan sonra dua Allah'tan istiyorsun. Onun için daha şuurlu olabilmeyi Allah'tan istemek lazım. Allah Teala bu noktadaki eksikliğimizi gidersin. Amin. Amellerimizi kaliteli eylesin. Amin. Hatalarımızı setreylesin. Amin. İmha eylesin. Allah Celle namaz aşkını, muhabbetini kalbimizin tam bu ortasına yerleştirsin. Amin. Allah Celle her ibadetimizi aşkla, muhabbetle, samimiyetle, ihlasla yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Bu sohbet meclisimizi mübarek eyle. Amin. Hayırlı eyle, bereketli eyle. Hakkımızda güzel işler yapmaya vesile eyle. Ya Rabbi, burada duyduklarımızı, bu okumuş olduğumuz hadis-i şerifteki ifadeleri en güzel şekilde idrak ederek ihyasına bizleri malik eyle. Amin. Namazlarımızı huşu üzere, namazlarımızı son derece yavaş, tadil erkanına riayet ederek kılabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, hayatlarımızı namazlarımıza göre şekillendirebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Namazlarımızı hayatımıza göre şekillendirmekten bizleri muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi, namazlarımızı hayatımıza göre şekillendirmekten bizleri muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi, namaza öyle inanmıyoruz ama öyle davranmaktan bizi muhafaza eyle. Bir fuzle gibi görmekten, bir an evvel kılıp kurtulmamız gereken bir şey gibi görmekten ki böyle inanmıyoruz. Böyle inanan bir adam dinden çıkar. Fakat böyle inanır gibi yaşamaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Her şeyin en öncesi ya Rabbi, sana dua etmek, senden istemek, namaz kılmak olarak, sana yönelmek olarak görebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bize imkan verdin, buraya gelmek imkanını verdin, seni konuşabilmek, senden bahsedebilmek imkanını verdin. Ya Rabbi, bunu devamlı hayatımızda icra edebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, sabit kadem olabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bizi bu meclisten ayırma. Ya Rabbi, bizi bu meclislerden ayırma. Amin. Ya Rabbi, bizi bu meclislerden ayırma. Amin. Bu meclislere en güzel şekilde, hatta azı dişlerimizle yapışabilecek bir imana sahip olabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin.
Ya Rabbi bu meclislere sahip çıkabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi dini mübin İslam'ı eksiksiz noksansız konuştuğumuz, idrak ettiğimiz, yaşamaya çalıştığımız, amel sahasına dökmeye çalıştığımız bu meclislerimizin sayısını müzdade eyle. Amin. Bu meclislere katılan kardeşlerimizin sayısını müzdade eyle. Amin. Ya Rabbi yanlış ortamlara girmekten bizleri muhafaza eyle. Amin. Yanlış kişilerle arkadaşlık kurmaktan, yanlış kişilerle oturup kalkmaktan, yanlış meseleleri konuşmaktan bizleri muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi doğrularla karşılaştır. Amin. Ya Rabbi sadıklarla karşılaştır. Amin. Ya Rabbi evrar kullarla karşılaştır. Amin. Ya Rabbi onlarla hayatımızı devam ettir. Amin. Onlarla bizleri vefat ettir. Amin. Ya Rabbi vermiş olduğun bunca nimetin kadrini, kıymetini, idrakını tam olarak efendim zirveye ulaşmış olarak yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Hasaten konumuz tam o olduğu için Ya Rabbi hamd eden kullardan olabilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi namazlarımızda ne olur huşu üzere, isteyerek, bilerek, kalben, muhabbet üzere icraya bizleri muvaffak eyle. Amin. Fatiha'yı okurken, sair sureleri okurken keyifle Ya Rabbi. Sen de konuştuğumuzun farkında olarak, senden istediğimizin farkında olarak okuyabilmeyi Ya Rabbi tilavet edebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Namaz kılmayanların kalbine şu an itibariyle namaz aşkını yerleştir Ya Rab. Amin. Şu an itibariyle namaz aşkını yerleştir Ya Rab. Amin. Namazın olmaz olmaz olan şartlarını bilebilmeyi bizlere nasip eyle. Ahkamını, fıkhi manadaki hükümlerini bilebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Bilmeyenler varsa Ya Rabbi, namazlarında sıkıntı oluşturacak şekilde bir cehalet söz konusuysa tez zamanda o cehaleti giderebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Ya Rabbi, bu hamd konusundaki eksikliğimizi bugün Ya Rabbi konuştuk. Bundan sonraki hayatımızda Ya Rabbi bu eksikliğin aynısını göstermekten bizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi hem ilmen hem amelen hem manen Ya Rabbi daha yüksek daha zirveye ulaşabilecek bir efendim sohbet meclisi olabilmesini bu meclisi nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Allah'ım bizi muvaffakiyetle nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bundan sonraki hayatımızın bundan önceki hayatımızdan daha hayırlı olabilmesini nasip eyle. Amin. Ya Rabbi şu sıkıntılı süreçlerden Müslümanları en güzel şekilde kurtar Ya Rabbi. Amin. Müslümanların bu sıkıntılı süreçlerden ibretler, dersler alarak sana yönelebilmelerini nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Suçu başkalarında değil, kendilerinde görebilmelerini, bulabilmelerini nasip et Ya Rabbi. Amin. Allah'ım bizleri devamlı başkalarını tenkit eden, devamlı başkalarından konuşan değil, devamlı kendi kötülüklerini imha etmeye çalışan, kendi yanlışlarını silmeye çalışan, kendi nefsini Müslümanlaştırmaya çalışan, kalbini tasfiye, tezkiye etmeye çalışan kimselerden olabilmeyi nasip et Ya Rabbi. Allah'ım devamlı seni tesbih eden, devamlı seni zikreden, devamlı seni anan kullardan olabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi yerken, içerken, otururken, kalkarken, yürürken, dolaşırken devamlı seni anabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi seni unutmaktan bizleri muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi ülkemizi, Ya Rabbi İslam'ın yeniden en güzel şekilde yaşandığı ülke olarak Ya Rabbi payidar eyle. Amin. Ya Rabbi şu gençlerimizi dışarıda türlü türlü efendim şehavan, istek ve arzuların kölesi olmuş, batının kölesi olmuş, şeytanın kölesi olmuş gençlerimize ulaşabilmeyi, onlara seni anlatabilmeyi, seninle onlar arasında köprü olabilmeyi bizlere bahşet Ya Rabbi. Amin. Bizlere bahşet Ya Rabbi. Amin. Bu davaya sahip çıkabilmeyi bize nasip et Ya Rabbi. Amin. Kendi aramızdaki kavgalarla kendi enerjimizi harcamaktan bizleri muhafaza et Ya Rabbi. Amin. Helal haram noktasının en ufak bir Ya Rabbi helal getirecek işe musallat olmaktan bizleri muhafaza et Ya Rabbi. Amin. Allah'ım ne olursun bu davaya sahip çıkabilmeyi bize nasip et. Amin. Bu davaya sahip çıkabilmeyi bize nasip et. Amin. Ya Rabbi İslam'ın intişarı noktasında bize vazifeler ver. Amin. Ya Rabbi bizim vesilemizle ülkemizde ve dünyada İslamiyet'in yeniden hükümranlığını halk et Ya Rabbi. Amin. Bizi vesile kıl Ya Rabbi. Amin. Bizi bu makama layık gör Ya Rabbi. Amin. Allah'ım ne olursun hasta olanlara tez zamanda şifalar ihsan eyle. Amin. Başta Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sırrı olmak üzere sair camiamızın efendim diğer mümin kardeşlerimizden, abilerimizden, amcalarımızdan, büyüklerimizden hasta olanlar varsa hepsine şifalar ihsan et Ya Rabbi. Amin. Allah'ım kendilerine sağlık, sıhhat, afiyet üzere bir ömür nasip et. Amin. Efendi Hazretlerimizin feyzinden, fuyuzatından istifadeye bizleri malik eyle. Amin. Kendisinin elinden seyri sülükümüzün itmamı nasip et Ya Rabbi. Allah'ım ne olur bu noktada edepsizlikten sana sığınıyoruz, muhafaza et. Amin. Ya Rabbi bizi dinden edecek, amelden edecek, bizi senden uzaklaştıracak her namelimiz varsa imha et Ya Rabbi. Amin. Allah'ım her şeye kadir olan sensin. Her şeyi var eden sensin. Her şeyi yaratan sensin. Senden istiyoruz. La melce minna illa ileyk. Senden başka isteyeceğimiz yok. Senden başka sığınacağımız yok. Senden başka el açacağımız yok. Senden istiyoruz. Bunu biliyoruz Ya Rabbi. Ne olur bahşet Ya Rabbi. Kalplerimiz senin kudretinde. Kalplerimiz senin elinde. Ya Rabbi kalplerimizi sana çevir. Ya Rabbi kalplerimizi sana çevir. Ya Rabbi kalplerimizi sana çevir. Dininde ve itaatinde bizi sabit eyle. Ya Rabbi bize hidayeti bahşettikten sonra bizi kaydırma Ya Rabbi. Kaydırmaya sebep olacak amellerden bizi uzak eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi
helalinden merzuk eyle. Hasaten bu meclise gelen kardeşlerimize maddi manevi yokluk gösterme ya Rabbi. Amin. Yokluk gösterme ya Rabbi. Amin. İnfak kaydıyla birlikte ya Rabbi kendilerine bereket ver ya Rabbi. Amin. Bolluk ver ya Rabbi. Amin. Dinimiz için dünyalık ver ya Rabbi. Amin. Dinimiz için dünyalık ver ya Rabbi. Amin. Allah'ım dertli olanlara tez zamanda devalar nasip eyle. Amin. Borçlu olanların tez zamanda borçlarını ödeyebilmeleri nasip eyle. Amin. Alacaklı olanların tez zamanda alacaklarını alabilmeleri nasip eyle. Amin. Ya Rabbi daha dua edecek çok, senden isteyecek çok husus var. Çok mesele var. Fakat ya Rabbi en özel şekliyle bu kardeşlerimizin gönüllerinde, efendim burada bulunan kardeşlerimizin, ağabeylerimizin gönüllerinde ne hayırlı muradatı varsa, bu bir. İkinci olarak ya Rabbi şu anda burada Efendi Hazretlerimiz olsaydı, işi bilen ehlullah olsaydı, ashab-ı kiram olsaydı, rızvanullahi aleyhim ecmain, Efendimiz aleyhissalatu vesselam olsaydı, ya Rabbi senden ne isterdi? O sence malumdur. Onu istiyoruz ya Rabbi. Onu istiyoruz ya Rabbi. Kabul et ya Rabbi. Amin. Onu istemiş gibi kabul et ya Rabbi. Amin. Senden nelerden sığınırdı? Onlardan sığınıyoruz. Ya Rabbi sence malumdur. Tez zamanda bizi o noktada ya Rabbi uzaklaşan kullardan olabilecek bir potansiyelde halık et ya Rabbi. Amin. Allah'ım inna Rabbi ile semiyo dua. Kendinle alakalı ya Rabbi, zatınla alakalı duaları işitendir buyuruyorsun. Biz de ya Rabbi burada samimi bir şekilde amin demek suretiyle, ki amin de bir duadır. Duamıza icabet et demektir ya Rabbi. İstecib duana demektir. Ya Rabbi ne olursun burada yapmış olduğumuz dualarımızı kabul eyle. Amin. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbena ve tekabbel dua. Hep birlikte Rabbena la tuzil kulubena ba'de izhedeytena ve heb lana min ledunke rahmeh. إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الفاتحة